Çok değişikti diyor dehşet alanı. 10 metre olması lazım ama diyor 4 metre gibi hissediliyor diyor. Yani anlayamadım dedi. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosunda birlikteyiz. Bu kez doktorla oynayacağız. Uzun süredir doktorla oynamıyoruz. Bu boyu ilk defa deneyeceğim. Karşıma gelen bir doktoru da gördüm. Bayağı da eğlenceli gözüküyordu. Bu iki eklentiyi birlikte hiç kullanmadım. Çünkü benim doktorla kullandığım eklentiler genelde yeşil. Hani daha uzun bir alana uzatan, elektriğini daha uzaklara gönderen eklenti. Onu hiç çıkarmıyorum. Onun yanına farklı eklentiler koyuyorum ama bu iki eklentiyi deneyeceğiz bu sefer. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyoruz. Heyecanlıyım. Şimdi hemen size stratejiyi anlatıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de oyuna geçeceğiz. Çok hızlı anlatacağım elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar bu iki eklenti ne biliyor musunuz? Sakin eklentilerini koydum. Sakin ikinci sınıf ve sakin karterin notları. Yeşil de olabilir ama sarısını koydum. Şimdi statik patlama hazırken dehşet alanımız 6 metre arttırıyor. Statik patlama beklemedeyken yani büyük elektriği attığımız zaman iki elektrik atıyor ya doktor biliyorsunuz. Bir tanesi alana vuruyor. Diğeri de böyle bir düzleme atıyorsunuz. Statik patlama beklemedeyken yani büyük elektriğimizi attığımızda dehşet alanımız 6 metre azalacak. 8 metre de buradan azalacak. Kaç metre oldu? Hesaplayın. 14 metre dehşet alanımız yok şu an. 14 metre yok. Çok güzel. 32 metre bir dehşet alanımız var. Ve bir de buna yanlış teşhis koyduğumuzda arkadaşlar 8 metre de buradan küçülüyor. Toplamda ne oldu? 22 metre. Bu kartın taban dehşet alanı kaç metre? 32 metre. 10 metre bir dehşet alanımız kalıyor. Yani sesimizi çok yakından Michael Myers dönüşüyoruz yani doktor olarak öyle düşünebilirsiniz. 10 metre bir dehşet alanı olacak. Çok sinsi bir şekilde yaklaşacağım kurbanlara. Çok sinsi bir şekilde yaklaşacağım için hemen kaldıracağım onları jeneratörden. Efsun'u yıkımla ölümsüz aldım. Sürekli jeneratörleri çünkü devreye atacağım. Onlara güzel sürprizler yapacağım. Böyle uzun looplara girmeyeceğim. Güçlü yerlere girmeyeceğim. Ne olursa olsun. Yani güçlü bir yere girerse direkt bırakacağım o kurbanı. Stratejimiz bu şekilde. Dehşet alanımızı düşürdük. 10 metre dehşet alanımız var. Ama tabii ki statik patlama yok. Yani statik patlama varken artıyor zaten. Mesela birisini kovalıyorum. 8 metre buradan büyüyor dehşet alanım. Birisine statik patlama hazır da 8 metre de buradan büyüyor. Buradan da büyüyor. Yine yani haritayı kaplayacak. Haritayı kaplayacak dehşet alanımız. Bir küçülecek. Yani bir çok büyüyecek aşırı derecede. Bir de aşırı derecede küçülecek. Yani böyle kafaları çok karışacak kurbanların. Bu iki eklenti, bu avantaj ve hızlı bir şekilde biliyorsunuz paleti çok hızlı düşürüyorlar kurbanlar. Çünkü doktor elektrik attığı zaman, statik patlaması değil, diğer elektriğini attığı zaman eylem yapamıyor. Herhangi bir pencereden atlamıyor da palet düşürmüyor. O yüzden erken düşürmeyi tercih ediyorlar doktora karşı oynayan kurbanlar. Tabii erken düşürecek ya paleti. Hemen hayvan güçle biz de %20 hızlı bir şekilde. O erken düşürecek, ben de erken kıracağım paleti. Hızlı bir şekilde paleti kırıyorum ve peşine düşüyorum. Strateji bu şekilde. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir. Hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü burası çok uzun olmaması için. Bu şekilde arkadaşlar. Küçücük bir dehşet alanımız var. Güzel sürpriz yapacağız. Belki başarabilsek direkt jeneratörden kucaklayabiliriz. Yani jeneratör tamir ederken böyle kapalı bir yer olursa hemen böyle direkt sırtıma da alabilirim. Çok güzel olacak. İnşallah. Umarım bakalım. Bu kadar anlattık. Kağıt üstünde güzel. Uygulamada bakacağız. Hemen hazırı da verelim. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve yeni haritadayız arkadaşlar. Oyunun sesi gelmedi. Bir 10 saniye falan kaybımız var galiba. Ve maçı kaybettik mi? 10 saniyede. Tamam, kötü konuşmayacağız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hemen şurayı tekmeleyelim. 10 saniyeden de fazla olabilir bu arada ya. Hemen şuradan bir cızıt yapalım arkadaşlar. Bakalım neredeler. Sadece bir kişi var orada gerçekten. Onu patlatat. Neyse oraya gidelim. O çok ilerlemiş olabilir bu arada. Hemen oraya gidiyorum. Sıfır sesim bak şu an. Anlamayacaklar bile yaklaştığımı. Anlamadı bile. Neredeyse Jean Grab mi yapıyordum yoksa? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Şey güzel gibi ha. Güzel iş yapıyor gibi. Gel bakalım buraya. Hemen onu saldım ve... Çünkü şimdi bunu kovalasam... Neyse o da bitti. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Hemen asalım abi. Hiç anlamadı ha. Çok iyi. Bakalım onu yapıyor mu hala? Mac. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok çok ayıp. Terbiyesiz. Hala onu bitiriyor orada. Nereye gidiyor? Nereye gitti lan o? Şey avantajı mı var acaba? Kobra Murat'ın avantajı mı? Bilemedim. Bilemedim. Beni yukarı çıkartırsa kovalamayacağım bu arada. Abi şurayı kırmamız lazım. Şöyle elektrik atalım. Bu arada batırdı. Tamam ben yine jendere gidiyorum arkadaşlar. Aha. Sen şaka yapıyorsun ya.
Niye buraya geldi ki bu? Abi anlayamadılar. Arkadaşlar eklentiler bayağı iyi gibi. Mal oluyorlar biliyor musun? Bir anda kesiliyor kalp sesi. Bir şeyler oluyor. Dur bakalım. Neler olacak? Şu an tek eksim ne biliyor musun? Tek eksim şu. Geç başladım oyuna. Bu arada ah bir tanesi kırıldı. Bak bak bak. Sen bir de yaralı mı yapıyorsun onu bir de? Bir de sen terbiyesiz yaralı mı yapıyorsun? Bir dakika. Totem çıtırdaması geliyor yanımdan. Terbiyesiz. Abi hiç katile saygı kalmamış bu kurbanlarda ya. Hiç yani hiç. Mahzen de aşağıdaymış. Aslında aşağıya götürebilirmişiz ama. Dur dur dur. Hala hayaletim şu an. Dur bakalım. Merhaba. Aha yine dokundu. Cezalandırdım seni. Seni cezalandırdım bu arada. Seni çok kötü cezalandırdım. Bakalım atlayacak mı? Ne yaptığıma dair şu an hiçbir fikrim yok. Şuraya elektrik atacağım. Ki düşürmesin. Zaten orada değilmiş, tamam. Abi anlayamıyorlar ki, çok güzel. Çok eğlence, gel bakalım. Seni cezalandıracağım çünkü yaralıyken orada jeneratör yapmaya çalıştın. Olmaz yani böyle. Canavlini yemeyeceksin abi. Git köşeye kendini iyileştir ya da birisini iyileştir. Öyle yok. Kancadan kurtulma jeneratör yapmak. Yok öyle bir şey. Hemen şöyle boşaltalım bir üzerimizdeki elektriği. Toprağa basalım. Hiç çarpmalasına gerek yok. Sadece bunun boş olması yetiyor arkadaşlar ki hayalet bir şekilde gezelim biz. Güzel. Yani güzel tarafından bakacak olursak şey yok haritada. Siz söyleyin. İşte bu yüzden brutal. Hani o kadar kolay bulamayacaklar gibi. Nereye gidiyor? Şimdi şöyle gideceğim. Şöyle geleceğim. Ah! Belki buradadır diye bir düşüncem oldu ama. Bakalım. Seni serseri, seni. Lotlast'ı aldım. Vurdum ensene. Düşürdüm paleti. Süpersin. Hemen o tarafa doğru gidiyorum. Aha bir tanesi daha. Aha David burada. Yat yere sen. Polis geldi. Nereye gidiyor David? David oraya bir yere gidiyor abi. David düşürür yine bence paleti ya. Ya da W Gaming mi? Bilmiyorum. Bak hala ona gitmeye çalışıyor diğeri de ha. Durdu. Bir tanesi yerde, bir tanesi yaralı, bir tanesi jen yapıyor büyük ihtimalle. Ona vururum bu arada oradan. Şu fazla yükümüzü boşaltalım yine. Neredeler? İkisi de tepede bekliyor. Diğeri de onu kurtarmaya gidiyor. Okey. Onlar tepede beklerken arkadaşlar ben şununla... Orada iyileştirme falan var mı? Bir dakika bakayım. Bir şeyler olabilir burada. Onlar bence evet yukarıdalar arkadaşlar. Çok kötü yer, çok güzel pozisyon aldılar bu arada. Yukarıda biraz sıkıntılı çünkü bunları yakalamam. Birbirlerini mi iyileştiriyorlar? Güzel, okey. Gelirim abi. Burası çok güçlü ya. Buna ne yapacağız bilmiyorum ama. Ulan aşağıya düştüm. Allah seni. Ne yaptı onlar? Bir dakika abi. Orası çok sıkıntı. O bile oyalayabilir beni. Şurada hemen jeneratörleri devreye atıyorum o yüzden. Sessiz bir şekilde. Çok sessiz bir şekilde gidiyoruz. Burada bir patlama oldu. Bir şey oldu ama. Çok vakit kaybettim. Aşırı vakit kaybettim. Öyle böyle değil abi. Öyle böyle değil yani. O kadar çok vakit kaybettim ki. Bakalım bu nereye kaçacak. Abi yukarı çıkmayın ya. Arkadaşlar şu yukarı çıkmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Balansı mı var? Balansı var. O yüzden şimdi vurmayacağım. Balansı yok galiba. Güzel. Seni alalım oradan. Seni alalım. Tamam mı? Seni nereye asalım biliyor musun? Seni şuraya asalım. Üçücem mi kaldı? Bakalım neler olacak ya. Çok vakit kaybettim bu arada. Hangisini yaktılar? Dur bir yükümüzü boşaltalım. Çıkartırız ortaya şimdi. Oo, hepsi herkes jeneratörde mi? Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Merhaba. Sakin ruh almış bu arada. Hemen arkadaşlar bunu bırakıyorum bu arada. Diğer jeneratöre gidiyorum. Hemen onu kurtarmaya gitsin. O da diğer tarafa gidiyor yalnız ha. O da beni gördü. Bunlar birbirine infoluyorlar. Ne yapıyor? Gel demiş. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Anlayamıyorlar. Dwight seni yakalayacağım oğlum bu arada. Gel bakayım buraya serseri. İşte bu yüzden brutal. İki kez söyledim bunu. Bu palet canavarı ya. Bu yiyecek bütün paletleri de.
Ama palette kalmadı be kankam. Yin torbası yok galiba. Teşekkürler. Çok güzel, çok güzel. Bu build'imi anlayamadılar ki. Yani çok sık gelen bir build değil çünkü. Gördüğünüz gibi elektriği arkadaşlar fazla işimize yaramıyor. Yani elektriğim çok küçük kalıyor. Hani palet direkt düşürüyor ama en azından şöyle bir şey. Önemli olan dehşet alanımızın düşük olması ya. Anlamıyorlar ya zaten. Hani paleti de direkt düşürüyorlar. Elektriğin pek büyük yok ama bu build'de bunu da düşürecek şimdi mesela direkt. Düşürmedi bile. Bunu düşürecek. Güzel düşürmedi. Güzel oynadı. Kötü oynadı burada. Gel bakalım. Bunu da eliyor muyuz şu an? Güzel olan tarafı harita yeni ve büyük olduğu için diğer totem bulamadılar abi. Ölümsüzü buldular ama yıkım hala hayatta. Jen presi çok kuvvetli. Hiç fark ettiyseniz hiç kimseye kovalıyorum. Sadece jenleri. Çünkü yıkımım ayaktayken çok saçma olur. Ondan kaldıracağım. Bak bitiremiyorlar görüyorsunuz değil mi? Bu arada yine kalktı buradan bir yerden. Dolaba girmiş olabilir mi? Bunu yapıyorlar çünkü doktor elektrik veriyor ya. Dolapta saklanınca bağırmadığın için. Bu oyunu çok yapıyorlar bu arada. O yüzden doktorken dolaplara biraz bakmak lazım. Böyle vuralım bakalım. Hop diğerini de açığa çıktı. O da zaten jeni yapamıyor. Bakalım nerede olduğumu anlayamayacak. Geliyorum. Ojen de geri sardı. Doktor hedefe kilitlendi. Bakalım neler olacak. Şu elektriği vereceğim şuradan, şimdi şuradan da. Güzel. Buradan bir hit aldı bu arada. Güzel juke denemesi. Ama yemez. Ama yemeyecek. O salacak sana. O da salmıyor bak yine. Oğlum salsa adam kapaktan kaçar belki. Kırdı space'i bak en tilt olduğum şey. Yani şu an bu adam mesela salsa belki bu adamın önüne çıkacak kapak abi. Bu adam abinin suçu günah ne bu adamın? Kardeşim senin suçun bu adamla birlikte girmek, yapacak bir şey yok. Adam salmadı abi. Gel bakalım gayet temizdi ya. Gayet yeterliydi. Gayet tatmin etti beni bu build. Bu build'le daha fazla oynayacağım bu arada. Hoşuma gitti. Aa kapak da tam dibindeymiş ha. Abi be. Olmadı kardeşim. Bugün bak. Mesela dediğim şey salsaydı şu an bu adam bu kapaktan kaçacaktı bu arada. Statik patlamamızı verelim. Güzeldi ya. Gel gel. Totemi nasıl bulamadılar bunlar? Totem neredeydi bakayım? Totem güzel bir yere mi spawn oldu? Yo aslında ortalığa bir yere spawn olmuş. O gayet de aslında ortaya bir yere. Ama burada jeneratör olmadığı için jeneratör olsa o da giderdi. O kısımda jeneratör yok demek ki. GG güzeldi. Güzeldi. 29K'da yaptık arkadaşlar. Bakalım bodoslama alınmış. Atılmadı. Ses bombası atılmadı. Başaracağız var. Ani depar. Direnç. Yaralı bir şekilde hızlı bir jen yapmak için. Başaracağız alınmış. 2 tane başaracağız var. 2 adrenalin. Lütuf iyileştirme çemberi. Demir irade ve kum torbası. Tüketen avantaj yok. Tüketen avantaj bir tane. Bu da bodoslama almış. Ama adam Jesus. Jesus. GG. Gerçekten güzel iş yaptı arkadaşlar. Devam edeceğiz. DVD videolarına. Katil olarak farklı. Bak Terror Reduce. Dehşet alanından bahsediyor arkadaşlar. bu build'i ilk defa dönüyorum diyeceğim şimdi. Çok değişikti diyor dehşet alanı. 10 metre olması lazım ama diyor 4 metre gibi hissediliyor diyor. Yani anlayamadım dedi. Güzeldi arkadaşlar. Tam istediğim şeyi başarmış olduk, yapmış olduk. Sonunda çalıştırabildik yani. Yapabildik. Gerçekten güzel yakalandılar. Çünkü doktordan hani bu eklentiler pek kullanmadığı için doktor böyle hani bütün haritaya dehşet alanını yayan bir katil olduğu için ters köşe yaptık kurbanları. Güzeldi arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bu ilk hoşunuza gittiyse yorumlarda yazın. Deneyebilirsiniz. Gerçekten keyifli, eğlenceli oluyor. Devam edeceğiz. Uzun sürede de doktor oynamıyorduk. Eğer videoyu beğendiyseniz bir saniyenizi alarak, sadece bir saniyenizi alarak videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.